Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon Fire Red oyununa başlayacağım. Pokemon tabi yıl oldu 2021. Hala Pokemon mu oynanır diyenler olabilir ama. Pokemon benim ilkokuldan beri çok sevdiğim bir franchise. Yaklaşık 98 yılı vesaire o yıllarda olması lazım sanırım. İlk Pokemon Blue oyunuyla başlamıştım oynamaya. Daha sonra Yellow, Silver vesaire. Bir süre ara verdikten sonra üniversite son sınıfta tekrardan Pokemon oynamaya geri döndüm. Bir izlediğim YouTube videosu sonucunda. Şimdi ben de benzer bir YouTube serisi hazırlamak istiyorum Pokemon'larla ilgili. Aslında burada amacım da Pokemon Fire Red'den itibaren 3. jenerasyon Pokemon oyunları oluyor Pokemon Fire Red. Pokemon yakaladığım Pokemon'ları devamlı yeni jenerasyonlara aktararak en son Nintendo Switch üzerinde çıkan son nesil oyunlara kadar bunların hepsini taşımak. Bilmiyorum becerebilecek miyim. Bu şekilde bir plan var kafamda. Buraya ismimizi giriyoruz. Benim ismim Murat. Buraya Murat giriyorum. Devam edip oyuna başlayalım. Bu da bizim meşhur rakibimiz. İsmi Gary olsun. Çizgi filmde de ismi Gary'ydi. Evet. Oyuna başlıyoruz. Şimdi öncelikle Options'tan yazı hızını hızlandırmak ve battle tipini set yapmak. Set yaptığımız zaman oyun daha zorlaşmış oluyor. Set değil de shift olarak bıraktığımız zaman şu şekilde oluyor. Rakibin Pokemon'unu yendikten sonra rakip yeni Pokemon göndermeden önce her seferinde size Pokemon değiştirme şansı veriyor ama gerçek savaşlarda bu olmuyor. Başkalarıyla Wi-Fi üzerinden vesaire Pokemon Battle yaptığınız zaman buna izin vermiyor oyun. O yüzden daha gerçekçi olması adına bu şekilde bir yöntem buldum ben de. Burada şimdi ilk Pokemon'u almak için önce çimene çıkmak gerekiyor ve Profesör Oak bizi durduruyor. Evet. Güvenli değil diyor ve dışarıya çıkmak için kendi Pokemon'una sahip olmalısın diyor. Bizi laboratuvarına götürüyor ilk Pokemon'umuzu vermek üzere. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım ben. Bu Pokemon serisi özel olsun istiyorum. O yüzden burada başlangıç Pokemon'umu seçerken 3 tane seçeneğimiz var. Bulbasaur, Squirtle ve Charmander. Burada 8000'de bir ihtimalle Shiny Pokemon seçme şansımız var. Ben de oyunu tekrar tekrar resetleyerek Shiny Pokemon gelene kadar bu Pokemon seçimini yapmayı planlıyorum ve oyuna bir Shiny Pokemon'la başlamayı planlıyorum. O yüzden oyunu burada kaydedeceğim. Tekrardan Shiny Pokemon geldikten sonra seriye oradan kaydettiğim yerden devam edeceğim. Örnek olarak bir tane Charmander alalım. Shiny gelme ihtimali ilk seferde çok düşük. Ben burada Shiny Pokemon gelene kadar tekrar tekrar deneyeceğim. Kontrol edelim Shiny gelmiş mi? Gelmemiş. Geldiği zaman altında bir yıldız işareti oluyor ve rengi farklı oluyor. Shiny geldikten sonra ben kaldığım yerden oyuna devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sonunda Shiny Pokemon elde etmeyi başardım. Defalarca denemekten sonra yaklaşık bir hafta vesaire dizi izlerken arka planda bunun denemesini yaptım. Sonunda elde etmeyi başardım. Gördüğünüz gibi rengi farklı. Altında yıldız var. Ve en güzeli gelişince rengi siyah oluyor bu Charizard'ın. Şimdi Nature'da Careful gelmiş. Ezberi hatırlamıyorum hangi özelliğini artırıp azalttığını ama çok da ideal bir nature değil aslında.
Evet, şimdi oyunu kaydedelim. Ve rakibimizle ilk savaşımızı yapalım. Evet. Bekle, seninle hesaplaşmamız var diyor ve bize meydan okuyor geri Oak. Profesör Oak'ın torunu kendisi. Ve kendisi her seferinde bize karşı tip avantajı olan Pokemon'u seçiyor. Biz Charmander'la başladığımız için kendisi Squirtle'ı tercih etmiş oldu. Evet, burada bir basit tutorial bölümü bize savaşta nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretiyor. Buraları hızlıca geçmeye çalışıyorum. Savaşa başlayalım. Burada Scratch ve Growl. Scratch can götürüyor. Growl da rakibin ya atağını ya defansını azaltıyor. Şu an ezberi hatırlamıyorum. Karşı taraf Tail Whip yapıyor. Defansımızı azaltıyor. Bundan sonra yaptığı hasarlar daha çok can götürecek bizim üzerimizde. Ben düz saldırıya devam edeyim. Bir daha defans azaltıcı hareket yapıyor. Uzun savaşlarda bu avantaj olabiliyor. Ya da ilk hamleyi bu şekilde başlamak avantaj olabiliyor. Ama arka arkaya çok kullanmanın bir avantajı yok. Bir daha vursak ölecek. Derken critical hit. Bir canla kurtarmayı başardık. Ucuz atlattık. Defansı iki kere azalttıktan sonra bir de critical hit vurulunca iki katı hasar vuruyor. Charmander level 6 oldu. Rakibimizi ilk savaşta yenmeyi başardık. Evet. Smell you later. Geri Vak'ın meşhur repliği. Profesör Vak'la konuşalım. Torununu yendik. Evet. Savaşarak Pokemon'un özelliklerini arttırabilirsin diyor. Leveli atlıyor bildiğiniz gibi. Adamlarla konuşalım. Önemli bir bilgi veren var mı diye, ama yok sanırım. Bunlar Profesör Oak'ın asistanları. Burası Palet kasabası. Oyuna başladığımız yer. Ufak, sevimli bir kasaba. Burada ne rozet savaşı yapabileceğimiz bir spor salonu var. Ne de bir Pokemon Center var. Evimize girip annemizle bir konuşalım, bir vedalaşalım. Canımızı dolduruyor ayrılmadan önce. Tamam. Daha sonra maceramıza başlamak üzere yola çıkalım. Bu da komşumuz Gary'nin evi. Zaten iki tane ev var koskoca mahallede. Bu Daisy, Gary'nin kardeşi. Keşke savaşınızı görebilseydim diyor. Masasının üzerinde de bir harita var. O haritayı daha sonra bize verecek. Şimdilik vermiyor. Şimdilik biz Viridian'a doğru yola çıkalım. Evet. İlk vahşi Pokemon doğada gördüğümüz level 2 Pidgey. Cinsiyeti dişi. Cinsiyet de var Pokemon'larda bu seride. Levelimizi geliştirmek adına bunlarla savaşalım ilk etapta. Çok fazla hasar da vurmuyor zaten bize. Scratch yapa yapa. Scratch'te tırmalama oluyor. Bunun Türkçe dublajları da oluyor sanırım. Oyunda dublaj değil de altyazı gibi dilini Türkçe'ye çevirmişler. Ama ben oyunları genelde orijinal dilinde oynamayı tercih ediyorum. Çeviri hatalarından vesaireden dolayı. Hem bu şekilde İngilizce öğrenmiş bir nesiliz biz. Yabancı oyunları oynaya. Yavaş yavaş kelime haznesi gelişiyor insanların fark etmeden. O yüzden kolaya kaçıp Türkçesini oynamayı ben tercih etmiyorum hiçbir oyunda. Ve Rattata. Diğer burada birinci yolda görebileceğimiz iki Pokemon'dan diğeri de Rattata. Rattata level 15 civarı bir Hyper Fang diye bir saldırı öğreniyor. O level'larda onun kadar hasar vuran çok fazla saldırı yok. İlk etaplarda çok güçlü oluyor aslında bu Raticate ilk geliştiği gibi ama oyun ilerledikçe bunlar güçten düşüyor. Ember saldırısını öğrendik. İlk ateş saldırımız.
tip avantajı olarak ileride bize çok lazım olacak bu saldırı. Çimen Pokemon'larına karşı, böcek Pokemon'larına karşı Ember'la iki katı hasar vurabileceğiz. Ayrıca ikinci jenerasyondan itibaren çelik tipi, steel tipi Pokemon'lar da çıktı. Ateş saldırıları onlara da çift kat hasar vuruyor. Ama işte ateş Pokemon'ları da kayalardan, yer Pokemon'larından, işte su Pokemon'larından, bazı Pokemon türlerinden çift kat hasar alıyor. Caterpie'nin diyor zehri yok, Weedle'ın zehri var. Weedle'ın zehirli şeyine, iğnesine dikkat et diyor. Evet, markete girdik. Burada Profesör Oak'a vermek üzere bize bir paket teslim ediyor. Bunu Profesör Oak'a götürdükten sonra asıl oyuna o zaman başlayabileceğiz. Şu an Poketopu sahibi değiliz. Pokemon yakalayamıyoruz o yüzden. Markette bize satmıyor Poketopu. Biz bunu Profesör Oak'a götürüp getirdikten sonra marketler bize satış yapmaya başlayacak. Ondan sonra kendi Pokemon'larımızı yakalayıp 6 Pokemon'luk takımımızı kurabileceğiz. Kafamda tasarladığım bir takım var ama şu an henüz net değil. Bazı ufak tefek değişiklikler yapabilirim oyun sırasında. Sürpriz olması açısından size söylemeyeceğim şu an hangi Pokemon'ları tasarladığımı kafamda. Ama oyun ilerledikçe hep birlikte göreceğiz. Dengeli bir takım olması önemli. Atıyorum Charizard suya karşı, kaya Pokemon'larına karşı, zemin Pokemon'larına karşı güçsüz. Aynı türe karşı güçsüz olan 2'den fazla Pokemon tutmamaya çalışıyorum takımımda genellikle. Geri o akta geldi. Yine takımımın güçsüzlüklerini kapatacak dengeli bir takım kurmaya çalışacağım. Evet, bize Pokédex'leri veriyor şu an Profesör Oak, geriye ve bana. Ve bize gördüğümüz tüm Pokemon'ları yakalama görevi verecek. Bu şekilde Pokédex'in işte ne kadar Pokemon tanıyabileceğini biz geliştirmiş olacağız. Gördüğü her Pokemon'u kaydediyor Pokédex. Öyle bir cihaz. Çok yaşlı olduğum için bu hayalimi yerine getiremiyorum diyor ve bu işleri sizin yapmanızı istiyorum diyor. Geri de diyor ki sen bunun için gerekli olmayacaksın. Ben tek başıma Pokédex'i tamamlayabilirim diyor. Kardeşime sana harita vermemesini söyledim diyor. Masasında bir harita var diyor. Orada da bizi bir ipucu bırakıyor haritayla ilgili. Tabii kardeşi geriyi dinlemeyeceği için bize haritayı verecek. Oraya gidip konuştuğumuz zaman. Bunlarla zaten konuşmuştuk. Laboratuvardan çıkıp maceramıza başlayalım. Evet. Şehir haritasını Gerin'in kardeşinden aldık. Burada dünya haritasını görebiliyoruz. Şu an 5 tane Poketopumuz var. Bundan sonra göreceğimiz Pokemon'ları yakalama şansımız var. Ve ilk gördüğümüz yakalanabilir Pokemon Pidgey. Level 3. Pidgey ile bir savaşalım önce. Ve öldü Pidgey, yakalayamadık. Charmander bazen çok güçlü hasar vurabiliyor. Pokemon'un canını az bırakmamız lazım yakalayabilmek için. Charmander'ın özellikleri. Defansı, spesiyel defansı, atağı, hızı. Ortalama üstü bir Pokemon şu an. Çevremizdekilere göre. Bakalım kiminle karşılaşacağız. Yine bir Pidgey.
Charmander'ı gönderiyoruz yine. Bir vuruş daha yapabilmemiz lazım öldürmeden. Evet, şu an canı kırmızı olsa daha idealdi ama şu an yakalamak için ideal aslında. Poke topunu atıyoruz. Evet, ilk yakaladığımız Pokemon Pidgey oldu. Ama bunu şu an takımımda kullanmayı düşünmüyorum, Pidgey'i. Açıkçası çok güçlü bulduğum bir Pokemon değil. Çok sevdiğim bir Pokemon da değil. Ama Pokédex'i doldurmak adına, ki yol boyunca karşılaşacağımız Profesör Oak'ın asistanları Pokédex'in doluluğuna göre bize bazı ödüller veriyor. Bunları sağlamak için gördüğüm kolay yakalanabilir Pokemon'ları tek tek yakalamaya çalışacağım bu seri boyunca. Evet, Rattata'nın canını kırmızıya indirmeyi başardık. Ona da bir poke topu atıp onu da yakalayalım. Burada zaten şu ana kadar yakalayabileceğimiz iki Pokemon'u da yakalamış oluyoruz böylelikle. Ve Pokédex'e kaydediyoruz. Viridian şehrine geri döndük. Charmander'ın canı bayağı azaldı. Onu bir öncelikle Pokemon merkezine gidip sağlığını arttıralım. Evet. Bakalım burada bize faydalı bilgi veren biri var mı Pokemon merkezinde? Şimdi bol bol Pokemon yakalayacağımız için bol bol Poke Top'una ihtiyacımız olacak. Buradan da paramızın yettiğince biraz 10 tane Pokemon topu aldık. 5 tane daha alabiliyoruz. Ama tüm parayı da bitirmemek lazım. Bir tane antidot zehirlenmelere karşı yanımızda bulunsun. O da önemli. Evet. Burada bakalım bize faydalı bilgi verecek biri var mı? Yok. Buradaki evde ne varmış? Pokemon okulu galiba. Burada öğretmenle konuşalım. Tahtadakileri okumaya çalış diyor. Bize Pokemonların status programları. Bunları zaten biliyoruz. Uyku, felç, işte burn, yanık, bu tarz durumlarda Pokemon'lar bazı debufflar kazanıyor, onları anlatıyor bize. Ama zaten oyunu oynayanlar aşağı yukarı bunları biliyordur daha önce. Evet, burada gizli bir eşyayı da bulduk, yolumuza devam ediyoruz. Burada yaşlı bir ihtiyar. Burada Pokemon yakalamayla ilgili bize tabii mecburen bir ders veriyorlar her oyunda. Şimdi maalesef bu ihtiyarın Pokemon'u yakalamasını izleyeceğiz. Direkt Pokemon sallıyor. Bir tane Poke Topu var. Tabii canı full olan Pokemon'ları yakalamak her zaman mümkün olmuyor bu şekilde ama bu bize bir öğretici nitelikte olduğu için burada yakalamayı başarıyor tekte. Her Pokemon'un bir yakalama oranı var. Daha ileri seviye Pokemon'ların yakalanması daha zor oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 320 üzerinden mi 360 üzerinden mi ne bir değer veriyorlar. İşte baştaki Pokemon'ların değeri en yüksekken Rattata gibi, işte Weedle gibi vesaire bu tarz basit Pokemon'ların yakalanması 300 civarıyken Mewtwo, işte Articuno, Moltres vesaire Legendary Pokemon'ların yakalanma oranı da 3. Yani inanılmaz düşük. Uyutsak bile, canını 1'e indirsek bile
yakalanması oldukça zor. Tek seferde yakalanmıyor bu Pokemon'lar genelde. Burada da bir tane Pokemon öğretici bir televizyon var. Bakalım gerekli bir bilgi veriyor mu bu bize? Tiplerden bahsediyor. İşte çimen suya, su ateşe, ateş çimene karşı avantajlıdır. Bu durumları bize anlatıyor sanırım. Evet, burada örnek olarak dezavantajlı bir savaş, suya karşı çimen. Bunları izlemeye gerek yok, zaten bunları bildiğimiz için. 16 tane Poketop'umuz var. Gidip bol bol Pokemon yakalayabiliriz. Burada da ilk gym, yani spor salonu. Ama burası Viridian aslında oyundaki son Pokemon rozetimiz olacak. Diğer 7 rozeti alana kadar burası kapalı olduğu gerekçesiyle bizi içeriye almıyorlar. Buraya en son tekrardan geri döneceğiz. Burada bir Sperry isminde bir Sparrow. Pokemonlara nickname koymak eğlenceli diyor. Belki biz de ileride koyarız nickname. Diğer oyunlara aktarınca tanınabilir olması açısından, Pokemon'ların karışmaması açısından nickname koyabilirim. Çünkü başta bahsettiğim gibi bu Pokemon'ları her yeni nesil oyuna teker teker transfer edeceğim. Ve burası Route 22. Burada çok fazla girmeyeceğim şimdilik. Buraya girdiğimiz zaman çünkü rakibimiz Gary Oak'la karşılaşıyoruz. Burada şimdilik bir oyunu kaydedelim. Bayağıdır oynadık, kaydetmedik. Burada yakalayabileceğimiz farklı Pokemon'ları bulmaya çalışalım öncelikle. Ve Mankey bunlardan biri. Dövüş Pokemon'u. Ash'te de çizgi filmde bu Mankey'in gelişmiş hali vardı, Primeape. Oldukça güçlü bir Pokemon'du. Oyunda zaten dövüş Pokemon'u da fazla yok. Onlardan güzel bir alternatif. Oldukça hızlı ama dövüş Pokemon'larının genelde şu an canı az. Rakibe büyük hasar verebiliyorlar ama kendileri de kolay mağlup oluyor savaşlarda. Poke topunu attık Mankey'e. Evet, yakalamayı başardık. Mankey'i de şimdilik takımımda kullanmayı düşünmüyorum. Aslında dövüş Pokemon'ları normal Pokemon'lara karşı büyük avantaj sağlıyor. Dövüş saldırıları normal Pokemon'lara karşı çift hasar veriyor ve dövüşten başka normal Pokemon'lara fazla hasar verebilen hiçbir Pokemon yok. Dövüş saldırılarından başka diyelim daha doğrusu. Yalnızca dövüş saldırıları normal Pokemon'ların tek zafiyeti. O yüzden her tipe karşı süper efektif olan bir saldırımız olsun istiyorsak takımımızda bir dövüş Pokemon'u bulandırmamız gerekiyor aslında. Radata ile karşılaşıyoruz. Burada bulmak istediğim bir Pokemon daha var. Yakalamak istediğim. O da Sparrow. Bakalım karşılaşabilecek miyiz Sparrow'la da. Çok fazla uzarsa bu kısımları kesebilirim. İzleyicilerin sıkılmaması adına. Evet, yine Rattata. Yine Rattata. Bari level atlayalım diye. Bu sefer Mankey'i bir pataklıyorum. İki vuruşta öldüremedik şu an. Biraz güç farkı o kadar fazla değil aramızda.
vahşi Pokemon'larla ve Charmander level 8. Evet, sonunda Sparrow'u bulduk. Level 5 Sparrow. Sparrow'un gelişmiş hali, atak ve hızı çok yüksek bir Pokemon. Genelde Pidgeot'a göre daha güçlü olduğu söyleniyor. Çizgi filmde eşin Pidgeotto sahibi olması yüzünden genelde daha popülerdir ama Fearow'da oldukça güçlü bir Pokemon aslında. Ama onu da şimdilik takımımda kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten Charmander en gelişmiş haline ulaştığı zaman uçan bir tip Pokemon oluyor ateşin yanı sıra. O yüzden iki tane kuş türü Pokemon bulundurmak istemediğim için şu an sadece Charizard'da idare edeceğim son takımımda diye düşünüyorum. Bir değişiklik olmazsa. Pokemon'larımızın canını dolduralım. Evet, sahip olduğumuz 5 Pokemon. Jolly Nature'da aslında hızı arttıran, spesiyel hata azaltan bir nature. Sparrow için tam ideal bir nature ama yine de kullanmayacağım takımımda. İki tane kuş türü olmaması için. Evet. Yine oyunu bir kaydetmek istiyorum. Bayağı bir süre geçirdim oyunda. Evet, burada hala Pidgey'ler çıkıyor. Farklı bir Pokemon yok sanırım burada. Viridian Ormanı'na giden yol üzerinde devam ediyoruz. Labirent gibidir, kaybolma diyor bize oradaki hanımefendi. Viridian Ormanı'na geldik. Böcek Pokemon'larının merkezi burası. Burada gizli bir antidot var. Pokemon Red'de de burada duruyordu. Hala da duruyor. Ve bir Caterpie. Gördüğümüz ilk böcek Pokemon. Canını tek vuruşta yarıya indirdik. Bir daha vurma şansımız yok. Yoksa bayıltırız Caterpie'yi. Bakalım yakalayabilecek miyiz tekne? Yakalayamadık, şanssız. Bize Pokemon yakalamayı öğreten adam canı full Pokemon'u tek seferde yakalıyor. Biz hiç yarım canlı bir Pokemon'u yakalayamıyoruz. Evet. Caterpie'yi yakaladık. Caterpie'nin özelliği de çok hızlı gelişmesi. Level 7'de Metapod, level 10'da Butterfree oluyor. Yine level 10'da kendi seviyesine göre çok güçlü oluyor. Son gelişmiş seviyesine ulaştığı için ama oyun sonuna doğru çok güçten düşüyor. Diğer Pokemon'lar geliştikçe avantajını kaybediyor. Bu yüzden aslında bunlar biraz şey gibi tasarlanmış. Başlangıçta zor yerlerde kullanıp daha sonra
replace edip yerine başka Pokemon takımımızda koyacağımız Pokemonlar olarak tasarlanmış bunlar. İnşallah zehirlenmeyiz ve zehirlendik. %100 tek de zehirledi bizi. Şansa. Yani Pokemon takımında çok fazla değişiklik yapmayı sevmediğim için kalıcı Pokemon memberlar yakalamak istiyorum. Bakalım Weedle'ı yakalayabilecek miyiz? Charmander'ı az kalsın yenecekti. Yanımızın da az olması etkisiyle. Evet, Weedle'ı da tek seferde yakalamayı başardık. Buradan acil olarak Pokemon merkezine gidip Charmander'ın azalmış canını fulllememiz gerekiyor. Antidot kullanıp Charmander'ın bayılmasını engelleyebilirdim ama zaten canı da azdı. Tüm potionlarımı vesaire harcamak istemediğim için Pokemon merkezine gidip Charmander'ın canını doldurmayı tercih ediyorum şu an. Hop, aşağı düştük. Evet, takımımızda 6 tane Pokemon oldu şu an. Bunların hiçbirini kullanmayacak olsam da yanımızda taşıyoruz bunları. Bir kısmını depoya bırakabiliriz aslında. Zaten Weedle sığmamış, depoya düşmüş. Son yakaladığımız Pokemon. Nasıl bırakacağız? Sırf yedek Pokemon'suz da kalmayalım. Demin zehirden Charmander nasıl bayıldı? O tarz bir durum olursa Pokemon'suz kalmamak için yine bir iki yedek Pokemon da bulunsun yanımda. Yanımda 3 tane Pokemon'la yoluma devam ediyorum. Çünkü yeni Pokemon'lar da yakalayacağız sürekli olarak. Burada oyunu kaydedelim. Daha sonra devam edebiliriz oyuna kaldığımız yerden.